O zaman bir de bir zat-ı muhterem var. Şimdi bu zat-ı muhtereme dönüp bakalım. Neyine bakayım? Şimdi şöyle baktığında sportif. Yapay zeka ile üretilmiş bir tip mi bu? Ona da bir şeye benziyor değil mi? O saçlardan bence. Saçlar kendinin mi acaba? Şimdi bu kişi hakkında eğer bir yaş yorumunda bulunacak olsanız kaç dersiniz lütfen yazın bize. Şimdi gördünüz bu arkadaş Edson Brandy. Merhaba Edson. Hi. Merhaba Edson. How are you? Edson yazar aslında. Sosyal medya fenomeni, dijital pazarlamayla uğraşıyor. Onu görenler şöyle bir bakıyorlar. Aa, ne kadar genç, dinamik, sportif. Uykusunu da almış maşallah. Uykusunu net almış. Asla kırıtmıyor yürürken. Evet. Kalça sallamıyor diyelim. Fakat yaşını duyduktan sonra inanamıyorlarmış. Çünkü bu kişi efendim... Kaç olabilir ki? Kaç olabilir? Valla 30-32'lerinde falan. Ama hani hiç göstermiyorsun abicim. Ne güzel insansın de 40'a çıkar yani. O bile değil yani. Çünkü saçlara başlara baksana. Hayır, 40 hayatta demezsin ya. Cildine bak. Yani tabii burada bir takım müdahale var mı bilmiyorum ama... Bu adam tamına 57 yaşında. Oo. 26 Şubat 1967 doğumlu. Oo. Fakat bir uyanma gelmiş. Balık burcu ya. Ha, evet, ondan mı acaba? 40 yaşında şuna karar vermiş. Ben bundan sonra sağlıklı besleneceğim. Ve her gün spor yapacağım. Ve o günden itibaren yani 17 yıldır her gün spor salonuna gidiyor. Ağırlık kaldırıyor. Tamam. Kondisyon çalışıyor. İşi gücü bu yani. Meyve ağırlıklı besleniyor ve cildini her gün kremlerini sürüyor. Para nereden geliyormuş bu kadar işi yapıyorsun? Para varmış işte tabii ki. Yani işlerinin arasında. Yaşlanma karşıtı kremler fazla abartmış olabilir. Çok boca ediyormuş. Bazı krem tavsiyeleri vardı ya yok ayı sütü ne bileyim işte evet, keçi kılı bilmem tabii ne falan. İnek sütü. Aynen. Haftada bir kez kullandığı kil maskesi de varmış. Anladım. Kil maskesi. Kil maskesinden olaylar bence geliyor böyle. Bence kil maskesi. Böyle. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bunu hiçbirimiz bugüne kadar düşünemedik. Kil maskesi. Ama yani 57 yaşında şimdi yüzüne bir şey yaptırırsın. Evet. Saçına bir şey yaptırırsın. Evet. Hani bir takım eklemeden falan. Vücuttaki o dirilik kesinlikle ve kesinlikle sporla gerçekten olabiliyor. Hiç ölmeye mi? Ha? Sevgili Edson ölme. Hep yaşa, hep hayatımızda kal. Edson, diren, sürekli diren. Yaşlanmayacağım de. Baksana yaşlanmayacağım. Amerikalı bilim adamları onu acaba şöyle bir incelemeye oraya gitmeye gerek yok ki. Bizim Ajda Pekkan'ımız var. Evet. Ya Edson'dan ben bu tavsiyeleri niye dinleyeyim? Aynen. Canavar gibi güzeller güzeli Ajda Pekkan'ımız var. Ben onu dinlerim. Evet katılıyorum. 90 değil de yani atıyorum 80'lerde varsayalım. O da kendisi 40 göstermiyor mu? Tabii yani Edson'a 5 basmaz mı? Basar, hatta 10. O dolayısıyla aynen. Hani Edson'cum sağ ol var ol ama bizim Ajda Pekkan'ımız var. Çok teşekkürler ama sen yine devam et ne yapacaksan. Hiç ölme. Evet. Öyle yaşa. Dün akşam da yine tam bunun benzeri bir sohbetin içindeydik. Yaşınız ne olursa olsun her şey mümkün. Enerji önemlidir. Yani siz enerjinizi nasıl ortaya koyarsanız, güne nasıl başlarsanız öyle gidiyor. Ay öyle muhabbetlere mi girdiniz dün? Evet girdik tabii. O enerji harika olsun. Hayır, ay bir yemeği, ay enerji çok önemli. Yani sen bizim sohbetlerimizin o seviyede mi olduğunu çok düşünüyorsun? Çok yorucu o sohbetler ya. Enerjiniz iyi olsun, enerjim iyi olsun. Nereden alacaksın o enerji diye görüyoruz sonra evet, ne olduklarını. Yok yok o enerjilerden değil bizimkiler. O zaman bizimkiler... yaşam koçu olmaya karar verdin sen. Ben mi? Yok canım alakam yok. Hiç öyle bir şey olamaz. Sevgi nerede? İçimizde. Enerji içimizde. Her şey içinizde güzel kardeşlerim. Dolayısıyla ama geçenlerde işte. Bir tane o yaşam koçu gibi yani isimlendirilen biriyle sohbet ettim. Yani daha doğrusu bir sohbete maruz bırakıldım. Gerçekten bu sağ tarafımı bıraktım orada ben. Yani sen, o yüzden yalpalaya geliyordum. Ben biraz birkaç senin bayramı biraz yalpalayarak geçmiş. Sonra ben istemeyerek yani nasıl oradan çıkacağımı bilemedim. Çünkü gerçekten terzi kendi dikişini diker ya hani. Dikemez önce. Ya da. Dikemez daha doğrusu. Evet. Onlardandı.